katmanımız var. Bu katmanları hakkıyla inceleyememekten, incelenememesinden korkuyorum. Zaman geçtikçe eski kuşaklar, işlerine çok odaklanan insanlar azaldıkça, mesleğin için çok üreten insanların sayısı azaldıkça, mimarların, sosyologların, felsefecilerin, sanat tarihçilerin, geniş açıdan bakan, geniş düzlemde bakan insanların sayısı azaldıkça, çok örnek araştıran insanların sayısı azaldıkça bir takım şeyleri ıskalamaktan korkuyorum ve olabildiğince gençlerin çok şeye meraklı olmasını istiyorum. Ya yani özellikle mimarlık öğrencileri benim düşündüğüm. 18 yıllık mimarım ve 18 yıl hatta 20 yıldır çalışıyorum ve benim o bu kadar zamanda öğrendiğim insanlar daha kısa zamanda hakim olsunlar istiyorum. En rahatsız olunan şey son zamanlarda insanlar tabii çevrelerinde bir şeylere bakmaya başladı. Çünkü biz şimdi bir sonucu görmeye başladık. Bütüncül bakmamamızın sonucunu görmeye başladık şehirlerde. Şehrin armonisi bozuldu. Bir hocam müzik ritimleriyle, armoniyle mimarlık arasında ilişkiyi incelemişti. O zamandan beri aklımdadır. Evet, şehrin bir müziği var. Bir müziği vardı. Bir silüetin bir müziği var. Notalar var. O armoni arada bir yükseliveren bir binayla bozulu veriyor. Yani nasıl bozuluyor? Birisi bir plan tadilatı yapıyor ve bir bina yükseliyor ve sizin altyapınızı, sizin trafiğinizi, sizin hayatınızı etkileyiveriyor. Bu armoniyi bozmamak, bütüncül bakmak idarecilerin etkisinde. İdarecinin yetkisinde, affedersiniz. Takıldığım diğer şeylerden biri, daha doğrusu niye kötü ve biz şimdi niye mutsuzuz? Bunu düşünüyorum zaman zaman. Çok basit bir şey var. Eskiden ev, mekan, yurt dışında da hala birçok yerleşim biriminde ev sipariş üzerine yapılır. Yani bu bir mimarla bir mal sahibi arasında, bir işveren arasında gelişen bir ilişkidir. Yani bir psikolog gibi onu çözümlemeye çalışırsınız ve o neylerden hoşlanır, kaç çocuğu vardır, nasıl bir hayat sürüyor, onun yaşam tarzına göre biçimlendirirsiniz. Ama şimdi evler bir arsa geliştiricinin, bir yatırımcının, bir iş geliştiricinin sizin yerinize bir hikaye hikayede düşünmüyor. Aslında kendisi için en iyisini düşünüyor. Neyi düşünüyor? Bir arsayı en uygun fiyatla alıp, hatta başkalarının göz koyduğu bir arsayı başkalarından önce alıp onu en hızlı bir şekilde elinden çıkarmaya çalışıyor. Dolayısıyla orada mimar asıl yapı sahipleriyle çalışmayıp şeylerle çalışıyor. Müteahhitle çalışıyor ve müteahhit kendisine en çok metrekareyi kazandıracak insan. En iyi cepheyi yapacak mimarlığı değil, en çok metrekareyi kazandıracak, satış fiyatı en çok olacak binayı yapıyor. O zaman ne oluyor? Sizin istemediğiniz, size özelleşmemiş bir yapıda yaşıyorsunuz ve mutsuz oluyorsunuz. Genç mimarlar iyi yapılar görmedikçe zaten şehir daha da çok sıradanlaşıyor. Bitişik nizamlarda yapılaşmayı bir artık gelenek hale getirdik. Oysa bunun ne kadar az başvurulması gereken, sadece çok sık yerleşim yapılan, hani tarihi bölgelerde kalmış olması gereken bir uygulamaydı. Çünkü o zaman yapıyı bir heykelden soyutluyorsunuz, iki boyutlu bir düzleme indiriyorsunuz. Dört cephesi olan bir yapı nispeten daha iyi tasarlanır. Çünkü hani başka bir şeydir, o artık bir objedir ve onu bir heykeltıraş gibi yontarsınız. Yani iyi kötü her bahçeli yapının güzel bir cephesi olur. Girişleri, çıkışları vesaire. Öyle bir apartmanın da güzel bir cephesi olur ama iki boyutta indirgendiğinde bu artık çok kolay ve insanların artık, mimarlarımızın da mimarlığı bir sanat olarak görmediğini düşünüyorum. İsterim ki tekrar ve bu bizim için çok gerekli ki hava, su, sağlık kadar doğayı daha fazla hissedelim. Yaptığımız her şeyin doğada bir karşılığı olduğunu unutmayalım. Genç mimarlar eski eserlerin yapılış felsefelerini, sadece şekil olarak değil, yapılış felsefelerini ya da eski evlerin iklime göre biçimlenmelerini bunu yazarak, çizerek, tartarak, çünkü bizim her ilimizde, her
ilçesinde farklı tip yapılar var. En az 60-70 çeşit yapı tipolojimiz var ve bunu anlamak, bunları özelleşmek, kerpiç neden yapıldı, ahşap neden yapıldı, bunların felsefesi neydi, avlulu ev neden yapıldı, malzeme bu, neden bu malzeme kullanıldı, bunların biraz daha felsefelerine girmelerini isterim açıkçası.